Sevgili Baba Erenler, Büyük Hünkar Hacı Bektaş Veli var, Balım Sultan var. Bu büyük önderler nasıl bir yol kurmuşlar? Bu günlere bizi getiren bu inancın köklerinde neler var? Dadaşır Baba Erenler, Şentriye Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Seyitliku Balım Sultan'ı Eken Kriyo Nirru Şart Nafan Eper Navdin Ektinle. Hünkar Hacı Bektaş Veliyu Sic Diyet Nariyede Ya Kırlı Yiketiye Ariyet Nga Musa Kazimi Hüsnü Nga İmamet Fes İslamı Ayu bu da mız doşum et kose priş u priş ruga şeriat. Evet, sorunuza yanıt vereyim. Hacı Bektaş ve Balım Sultan hakkında sordunuz. Bildiğiniz gibi siz de kaynaklara göre Hacı Bektaş Veli 1248'de Nişabur'da yani doğdu. Nerede? Onu da o şeydir, ayağındır. Kendileri silsilesi yani imamlar sonundan geliyor. İmam Cafer İlk Sadık sonundan. Daha küçük yaştan okullara verildi ve bu büyüce mertebelere erdikçe Hoca Ahmet Yesevi'den feyiz aldı. Yani nasip aldı. Her ne kadar bu ondan yüce o şeymiştir. Yani evliya makamında fakat evliyalıkta büyüklük yoktur. Ve ondan erken ile o mertebeye erişir. Ve mertebeye eriştikten sonra kendisine yurt seçiyorlar. Suluca Karayük. Suluca Karayük'te 1282'de ilk tekkeyi açtı. Bildiğinize göre Bektaşilik yani ondan Bektaşilik kaldı. Bektaşilik sözü Ebced harfleriyle Muhammed Ali yolu manasına geliyor. Demek o yol. Ve Hacı Bektaş Veli o mertebeye geldi ki o zamanlarda Muhammed'in şeriatı bozulmaya gayrıydı. Ve ne zaman Hacı Bektaş Veli Suluca Karayük'te geldi ve orada bulunan şeyden Rum erenlerini hepsini davet etti ve onların birçoğunun bilirsiniz vilayetnamede ya okumuşsunuz bütün postlarını çekti ve kendi meydanında serdi. Aynı kendi hocası ona o unvanı ki verecekti. Dar üstünde iki rekat namaz kıldı. O şeyle hep ayandır. O şekilde Hacı Bektaş Veli'nin hizmetleri, mucizeleri çoktur. Hacı Bektaş Veli'nin prisi mahsusu cetajı var. Kakriyuat natho një grup shklerikësh prej 360 halife, të cilët i hapin në gjithë botë. Evet, devam ediyoruz. Babanın konuştuklarını izah edeyim fakir. Bildiğiniz gibi Hacı Bektaş Veli'nin 360 tane halifesi verilmişti. İlk zamanlar onların böyle Hacı Bektaş onları tanarak böyle ruhsal müteilleri de mücerretleri de halife unvanına yetiştirmişti ve onları İslam'ı yaymak için bütün Balkanlara dalmıştır. Bunların arasında Andi Seyid Ali Sultan, Kızılderili Sultan, bu Sarı Saltıklar, bütün bunlar İslam'ı şey etmiştir. Aynı zamanda Hacı Bektaş Veli'nin bir ulu önder olmasına rağmen Osmanlı İmparatoruna, Osmanlı askerliğine yani Yeniçeriliğe o şeye vermiştir, feyiz vermiştir. Onlara dualarını da şey etmiştir ve Hacı Bektaş Veli'nin sözlerine göre Yeniçeri askeri 12 bin kadar olacaktı. Fakat sözü geçmedi. Yalnız ulu Türk ordusu yani başka milletten karışmayacak. Fakat bunun sözü geçmedi ve ondan 12 binden 40 bin oldu. Ve Hacı Bektaş Veli'nin sözlerine göre Osmanlı ordusunda her bir çetede her bir şeyde bir baba ve iki derviş var. Yani bunlar babalar askerin moralini beklerler ki bozulmasın morali. Onlara yüce savaş için olsun, iyilikler için onlar daima askerleri, halkı tutarlar, dengede tutarlar. O moral bozulmasın diye. Daha sonra Hacı Bektaş Veli kendi sözlerinde demiştir. Bu imparatorluk yürüyecektir. O zamana kadar ki sizin kapınızdan benim kapıma taş atılacaktır. Ve o felaket geldi. Birinci baskı oldu 1826'de. İkinci Sultan Mahmut bir kara feciadır Bektaşiliğe ait. Ve çok tekeleri yaktı, şey etti. Yeniçeri ocağını 40 bin tane askerini kılıçtan geçirdi. Bir milyon kadar Bektaşi babası, müridi, dervişi kılıçtan şey etti. Onun aşıya verdiği aşıya göre 4 milyon kadar varmış. Fakat annesi ona seslenmiş ve demiş
evladım ne yaptın? Sana benim sütümü haram edeceğim ve o şekilde bu durmuş ve ondan gayri bütün Bektaşi mezarlıklarında olan o Bektaşi taşlarını onlara kesip o numarayı doldurmuştu. Daha sonra devam ediyor, bildiğiniz gibi Hacı Bektaş Veli 92 yaşına yaşıyor. Onun ölümünden sonra daha sonra 16. asırda Balım Sultan geliyor. Balım Sultan bundan evvel yani çok dervişler sahtekar olmuşlar ve dilencilik yaparmışlar halk arasında. Balım Sultan bunu bilerek kendisi mücerret erkan yani ikinci reformatör seyit olarak ikinci pirisani sayılarak dervişlere mücerret erkanı gösterir ve onların sağ kolunda küpe takılır. Eğer böyle dervişler yoldan sapık iseler onları kovalayınız, onları kötüleyiniz. Onlar benim dervişlerimdir. Onlar Hacı Bektaş'ın evlatlarıdır. Çünkü o şekilde şey etmiştir. Ve bundan sonra bildiğiniz göre 1929'a kadar geliyor. Ulu Önder Atatürk bir reformatör idi, bir ileri görücüydü. Fakat muhakkak o da bazı şeyler yaptı ki o şekilde Bektaşlık da ikinci bir durumda kendisine duraklama oldu. O zamanlarda Saliniyazide Baba Türkiye'de Hacı Bektaş'ta dede babaydı. Bu da Atatürk'le bir anlaşma yaparak kendisi Arnavutluğa geliyor ve orada 1929'dan sonra dede babalığını seçiyor. Yani orada çekiliyor. Türkiye'de Bektaşlık da devam ediyor fakat institüsyonel olmayarak yani evlerde o şekilde. Yoksa Arnavut'ta babalar şiirle, mücadele koluyla, Balım Sultan heykeliyle devam ediyor. Bunu da komünist devrine kadar bilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda ve 1967'de Bektaşiler, Arnavut'taki Bektaşiler aynı bir faciaya döner. 1967'den 90'a kadar bütün deryalar, gayrimüslim, sünni camileri, bütün bunlar kapatıldı. O da Bektaşiliğin şiirine bir kara nokta koydu. Evet, Bektaşilik tabii ki Balkanlarda tarihsel sürecini geçirirken çeşitli bölünmeler, kırılma noktaları oluyor. Dolayısıyla dönem dönem incelemek gerekiyor. Salih Niyazi Dede Baba Hacı Bektaş dergahından Arnavutluğa gidince ayrı bir süreçle başlıyor Bektaşilik adına. Dolayısıyla Arnavutluk'ta gelişen bir Bektaşilikten söz etmemiz gerekiyor. Peki acaba Arnavutluk'ta ve dolayısıyla Balkanlar'da Babaan Bektaşi kolu Salih Niyazi Dede Baba'nın Tiran'a gelmesinden sonra nasıl bir seyir izledi? Bu soruyu da yine Sayın Elmondi'ye soracağız. Sevgili Hacı Dede, Hacı Baba Elmondi bizi bu konuda da aydınlatacak. Yine tercümanlığını Harabati Dergahı'nın dervişi Abdülmütalip Bakir'i yapıyor. Evet, soralım bakalım sevgili dervişimiz aracılığıyla bize detaylarıyla anlatsın. Salih Niyazi Dede Baba Balkanlara yani Arnavutluğa geldikten sonra gelişmeler nasıl olmuştu? Evet, bu babayarınlar Pütya'ya Ayhan Bey'di işte. Me arjine Salih Niyazi Dede'nin ga Hacı Bektaş'ın ga Türkiye'nin şipni filon ni pese edüt Bektaşizmit ne şipri. Pırktan gariyet pır Bektaşizmin sika sik ujvilu adna apnica Salim Siyarime. Salih Niyazi Dede'yi nuk është i vetëm shqiptar kryegjysh botëror, por është Mehmet Ali Dedej dhe Fezullah Dedej, janë tre kryegjysh botëror që kanë qenë shqiptar në Ankara. Salih Niyazi Dedej ka qenë në 1916 kryegjysh botëror në Ankara. Evet, sizin de bildiğinize göre 1916'de Salih Niyazi Dedej ve Hacı Bektaş'ta Dede Baba umarına geçiyor. Orada 1920'ye kadar kalıyor ve 1920-21-22-23'lerde Salih Niyazi Dede Baba yüksek zat olduğuna göre, evliya makamına erdiğine göre o zamanlardan sezmişti ki Türkiye'de bir revolüsyon olacak ve dergahın parasıyla ve kendi belindeki paralarla yavaş yavaş Arnavut'ta Tiran'da 35 hektarlık bir arsa almıştı. Onun evvelden vizyonları vardı ki Hacı Bektaş kapanacak yani orada mekan bulmak için ve
Daha sonra Atatürk, yani harpta başarı kazanmak için Hacı Bektaş'a gidiyor ve Atatürk'le danışma yapıyor ve onlardan Atatürk Salih Niyazi'de denen her duaları alıp başarıyla savaşı kazanıyor. Fakat bildiğiniz gibi Mütehil Baba, Mütehil Baba Hak, Mücahit Pak. Mücahit Babalar Atatürk reform yaptı, yani ilimde, kültürde, birçok şeylerde, bir dinde de reform yapmak için kovdu. O şekilde aykırı Bektaşlı, yani Baba Yan Koğuna aykırı geldi. Çünkü bunlar Mücahit Babalar, kendi elbisesini ölüme kadar çıkartmadılar kendi şeyinden, yani teninden. Mütehil Babalar başka, bu şekilde de bunlar mecburen Salih Niyazi'de baba oradan Arnavut'a gelip Arnavut'taki babalarla 1929'da 3. Dünya Bektaşiler Konferansı'nı kurdular ve orada bütün babaların şeyleriyle o ile yeniden Bektaşi lideri yani seçildi. Ve Salih Niyazi Dede Baba, Ahmet Müfettar Dede Baba'dan gayri bu iki birisi büyük reformatör imiştir. Arnavut'a bazı yerlerde Bektaşi dervişlerin kalkınması için okullar açtı. Çok deryalar icat etti. Çeviriler yaptı. Yani yüksek seviyede bir kültürü vardı. Birçok dillere sahipti. Onun şekilde yani Salih Niyazi Dede Baba'nın hizmetleri çok geçmişti. 1941 yılında Salih Niyazi Dede Baba 28 Ekim 28 Kasım Arnavutlu Milli Bayramı gibi sayılır ve o zaman İkinci Dünya Savaşı, yani 41'de bu kendi dervişiyle, aziz dervişle çıkarlar gösteriye, yani bayramı kutlamak için oradan dönerken Tekke'ye, yani dervişle o zaman İtalyanlardan, yani o rejimden bir hain bunlara deryaya girip atentat yani yaptılar. Suikast yaptılar ve Dede Baba'yı kendi dervişiyle orada şey ettiler. 1941. 41'de. Ondan gayri Dede Baba, ondan gayri başka Dede Baba geçti. Biraz daha evvel ifade edeyim ki Salih Niyazi Dede Baba'dan gayri daha iki Dede Baba Arnavut asıllı Hacı Bektaş evinde, pir evinde Dede Babalık unvanında yetişmişler ve hizmetleri geçmiştir. Eyvallah, onu biliyoruz. 1941 yılında şehit ediliyor, evet. Katlediliyor. Tiran'da mı defnedilmişti? Mezarı şu anda Tiran'da değil mi? Bu. Baba fıt edimse şehit ubu ne nimenoci katırten işin o eka varin eka ne Tiran pa para eka pasında kun ketir mi? O se atı edu varas. Ya atı u varas. A bërë një varim madhështor, ku kanë marr pjesë gati pjesa me ma... 28. Evet, devam edelim. Yani sizlerin suikast oldu. Şehit düştü Salih Niyazi Dede Baba Derviş Aziz'le ve onun ölümünde büyük bir merasim oldu. Bütün halk Güney Arnavut'tan, bildiğiniz gibi Güney Arnavutluk, yani Orta Arnavut'tan Güney Arnavut, o şeye bütün kısmı Bektaşi'dir. Onlar o merasime katıldılar. Bir şahane bir şey oldu. Ondan aynı Dede Babalık yerinde mevkisi orada da. Fakat 1967'de Enver Hoca bütün deryaları kapattı ve Dede Babalık yeri o zaman oldu bu ihtiyarlar için, yani emekliye çıkanlar için azilli yeri, emekliler için bir ev oldu. Ve o zamandan on naaşları Dede Babalık'ın orada defnedilen Dede Baba oradan çıkarttılar oradan ve halkın mezarlıklarına götürüldü. Ve 1990'dan demokrasi gelmesiyle Dede Reşat Barbi bütün dedelerden naaşlarını orada getirdi. Şimdi bir kısa süre 1941'den Salih Niyazi Dede Baba'nın şehitliğinden 1948'den, yani Ahmet Müktar Dede'ye kadar 4 tane Dede Baba geldi. Yani o posta ünvana, fakat hepsi onlar ya hapiste, ya zehirletmekle, ya bu suikastle Hakk'a yürüdüler. Bunlardan bir tanesi Abbas Hilmi Dede, o da komünist devrinde, o da bir reform istedi yapsın. Yani Mücahit Babalara yetki verirsin ki evlensinler Şii. Bunlardan bir de baba kabul etmeyerek o Şii'ye, Dede Baba'yı vurdurttular ve devam etti yani Mücahit Şii. Bir reform onu göndermişler komünistler ki reform yapsın bu Dede Baba'da. Fakat bunlar kabul etmeyerek o da bir suikast oldu. Demek bu dört baba
Bu dede baba orada o 7 yıl zarfında o şey etmiyorlar. 1948'de bildiğiniz gibi Ahmet Muhtar Dedeler geliyor. O da ikinci bir reformator. Bektaşilik'te çok hizmetleri geçmiş. Salini dede baba geçiyor. O da devam etti. Ve onda Hakk'a yürüyüşü 1980'lerde oluyor. Evet. Biz mücerret lafını çok duyuyoruz. Mütehil, mücerret. Bunlar Bektaşilik'te çok geçiyor. Çok önemli kavramlar, çok önemli kurumlar. Sevgili dostlar, sevgili izleyenler, tecrid edilmiş, tüm azalarından, yüklerinden arınmış, paklanmış, mücerret olmuş ve dünyayla bağlantısı kesilmiş. Dahası anlam yüklemesine göre de her türlü kötülükten, yükten kurtulmuş, nefislerini dizginlemiş, kendisini hak yoluna adamış bir anlama geliyor mücerretlik. Ve Bektaşiliğin de ana kurumlarından birisi, özellikle Babaan Bektaşi kolu, Balım Sultan erkanını uygulayan Bektaşilik'te mücerretlik hakim. Mücerretlik tabii ki nefsi terbiye etmek ve dünya malından el etek çekmek, ama bir de kuralı var, kaidesi var. Yemin ettikten sonra, o mücerretlik erkanını gördükten sonra kişi hayat boyu evlenmiyor, evlenemiyor. Böyle kesin kati bir kuralı var. Bunun boyutlarını, kurallarını, şartlarını da yine sevgili babamızdan, Baba Sultan'dan alacağız. Ve soralım babaya derviş aracılığıyla, gerçekten mücerretlik nedir? Kolay bir yol değil, zor bir yol, ama bugün halen Arnavutluk'ta mücerretliğin uygulanması da çok ilginç, çok enteresan. Türkiye'dekiler, Aleviler, Alevi İslam inancına sahipler fazla bilmiyor bunu. Bu yolu, bu kuralı bize detaylı olarak anlatsın mücerretli. Baba Varendir, Pütya'ya Zutri Ayhan'da işte Kenade Gyo mücerret ve müteyir. Mücerret oş ni ruge vashtir, oş ruge mohimit, ruge dashuris daj Zotit. Nuk rion familje i përshtatet Zotit. Harik shkant le larta shqiterie. Si shdiet feja islame mbështetet në katër shtyllat forta, si quet shëriat. Evet Ayhan Bey, babanın izahatine göre sizin sorunuz idi mücerret hakkında. Mücerret, siz bildiğiniz gibi Hacı Bektaş Veli bizim pirimiz mücerretti. Ona uydurmalar yoktur falan şeymiş mücerret diye. Ve onun vaktinden kendi müteilleri, mücerretleri o bir sıvazlamakla kendi şeyle o ruhsal olarak tanardı şeyi insanları. Yani onun atamalarına, kendi dervişlerine şeyi ve kendileri 40 yıl ibadet yaptı, arındı, paklandı. O şekilde ona diyenler ki mücerret, mücerretler. Ve onun ölümünden Hakk'a yürüyüşünden sonra Hacı Bektaş'ta bilirsiniz Çelebi'nin kovu geldi. Çelebi'nin kovu evlilik şeye gider. Daha sonra Çelebi'nin sonra yine Balım Sultan geldi. İkinci reformator. O da yine mücerret kovuna şey etti. Çünkü mücerret hakla hak olmak, nefsinden şey olmak, kopmak, dünya zevkinden şeylerden. O şekilde bu şeyleri hep bilirsiniz. O için o sebepten de mücerretlerin giydiği bu elbise bir daha çıkmaz, bu ölümle, bu ölüm elbisesi derler buna şey. Tennure, onların evet, gidikleri. Siz yine söyleyin, biz biliyoruz ama hak ile hak olmak, dünya malından el çekmez, açıkladı herhalde baba onu. Söyleyin. Evet, onları açıkladı baba. Dünya... Ama işte siz bize açıklayın. Biz de sizlere açıklayacağım, Türkiye'de olan kardeşlere açıklayacağız ki bu çok bir şeydir, bu kurum İslamiyet'te ağır bir şeydir. Bektaşilik'te her bir dinde gel gel diyor. Bektaşilik'te diyor gelme gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, can pazarıdır burada. Canı paketmek o şekilde. Yani biraz evvel konuştuğumuza göre Balım Sultan sonra, Balım Sultan'dan sonra Sersimali Dede geliyor. O da kendileri mücerretti, bıraktı bu vezirliği, yüksek mevkileri bıraktı. Hacı Bektaş dergahında derviş olarak o şeye geldi Umman'a ve kendi mucizeleriyle kendi parmağıyla 40 budağı uyandırdı. O şekilde açılış yaptı. Birkaç defa Hacı Bektaş kapandı, açıldı. Bunları açan mücerretlerdir. O şekilde mücerretlerin
yükleri ağırdır ve babalar diyorlar ki biz liderler gibi, liderler kendini sevenler, lider olmak için, Bektaşlı'ya hizmet vermek için, haklı hak olmak için onlar evlenmedi. Fakat halka yasak etmiyorlar, başkaları evlenecekler. Ve babagen kolu olan, bugün Türkiye'de olan, nerede ki bunlar devam, bu şey yok babana, müteil kolu bunlar, devam edenler bunlar babadan oğula geçer. Bunlar aynı şeyh başka tarikatlarda gibi oldu. Demek onlar hak sevgisinden ayrılırlar, evlat sevgisinedir baba. Ama babalarda bu yok. Yani dedeler var, seyitler var. Bektaşiliğin babağın kolunda Türkiye'de de sanmıyorum. Yani böyle babadan oğula geçme yok. Şimdi Türkiye'de var, Türkiye'de de babadan Bektaşi. Bizler bilirsek Bayrampaşa babasından oğluna geçmişti. O bir istisnadır. O kural bozulmuyor. Yok. Babağın kolunu devam ettiriyorlar. Baba İfam Taş sefa sana Türkiye'nin no kapre baba etne evlat. Ayo ve me pekak ne kena pradaş. Kya muntvat muntiyet nişem bo se diku ayo pa kapre baba et o bo ay baba evladiye. Ka ay evladiye vajdon na Türkiye nat minir. Eldem ses evladiye ponuşpi vajdon. Evet, onu olsun diyor ki baba diyor, olsun ki de evladiye babadan oğula geçsin fakat evinde devam etmesin, teke de hizmetleri geçsin. Deryada. Çünkü bilirseniz bu tekede bu mal vakıftır bu. Allah'ın malıdır bu. Kimse bu maldan bu yine burada kalacak. Hizmet verenler bu malı katacaktır. Evde oldu mu evde sürülürse o mala geçer. Şey o şekilde mücadele. Peki biz siz özet mi anlatıyorsunuz yoksa biz tekrar soralım mı? Mücerretlik bir erkan, yani ayrı bir erkanı var, ayrı yemin ediyor, evet. Bazı kuralları var. Biraz daha açar mısınız? Evet, şimdi mücerretlik hoş ni kanik ni ni ruk hoş ki ka garkesine evet ki kanibetim per mücerretlik. Erkan. Evet, mücerretlikte erkan vardır. Dervişten, derviş olduğundan sonra kendini eğer mücerret kalmak, yani evlenmemiş kalmak İstersen o zaman mücerret erkanı görürsün. O da mücerret erkanı evvellerde Hacı Bektaş'ta Balım Sultan erkanıyla sak kolu, sak kulağı delinerek orada yemin ediliyor. Bugün bakma ki bugün babalar mücerretlik erkanından geçmeden baba oldular. Şimdi fakat babam onu diyor ki şimdi ben baba oldum fakat bize gerekiyor mücerret babalar. O şekilden şimdi babam onu mücerret erkanını görecektir. Ve ondan gayet daha seni yavarmıyor. O atamalara halifelik erkanlarına gidecektir. Bu şeyler Arnu'da geçirilir. Vafal Ayhan. Tövbe Guptar. Sisi është regulli në bektashizmin në përgjithsi. Do morsh të bësh aşik. Evet, size biraz daha izah edeyim ki baba andı ki nasıl bektaşilikte bir aşık oluyor. Uzun bir zamandan sonra deryaya gelip baba, dervişler olsun, rehber olsun onu gözetliyorlar. Sonra ne zaman karar verecek ki müpleye geçsin, yemin edecektir, ant edecektir ki ondan gayri yaptığı o bütün o yanlışlıklardan, o günahlarına sırlanacak ve o zaman erken de müp olacak. Müp olduğu yani mürit isterse orada kalsın. Fakat eğer onda aşk var ise, sevgi var ise o zaman ikinci bir atanmaya dervişlik erkanı vardı. Dervişlik makamına gelebilir. Daha sonra orada çok hizmetlerden, çok şeylerden geçtiğinden yine erkan vardı. Mücerret erkanı. Yani derviş mücerret erkanı. Ondan sonra baba erkanı. Babadan sonra gelir halife erkanı. Halife erkanı evliya makamında, evliya mucize gösterirsin. O insan halife olamaz. Herkes halife olmasına çok. Ve en yüksek kademe dede baba kademesidir. O bir tanedir. Bu şekilde Mund të jesh gjithë jetën derviş. Mund të bësh asnjëherë baba. Şimdi diyor, mürit olmak için Türkiye'de onlar evlerde yaparlar. Eğer yaparsa deryada, buyurun gel sen derim. Benim gibi, ben de halka çıkarım elbisemde, şöyle bana onların saygıları vardır. Böylesini kim tanıyor evlerde? Şimdi biz biliyoruz ki Hacı Dede Baba Reşat Bardi manevi önder, mürşit. Burada en üst makamda olan büyük bir insan. Fakat bize anlatın siz, Arnavutluk'ta sizden başka, siz buranın Tahir Emini Baba'dan sonraki babasısınız ama yine Arnavutluk'la da bağlantınız çok kuvvetli.
Oradaki babalardan, oradaki sistemden bahsedin. Kaç tane baba var? Onlar hangi vazifelerdedir? Bu sistem Arnavutluk'ta nasıl yürüyor şimdi? Bektaşilik Arnavutluk'ta nasıl yaşıyor? Fiyala oşper dedereşat barmin kena deyo ekena pa cemalen ettiya fütür. Bab demokrasiya edhe në Shqipëri, fillë demokrasiya, dolën ligjet e para për krijimin e drejtave të njeriut, që të ishim të lirë. Evet, siz sordunuz, yani demokrasinin gelmesiyle Arnavut'ta da Bektaşilik meydana çekti. İlk başlangıçlar çok ağır inmiştir. 21 Mart 1991'de Derya, yani Bektaşilik Mekri Tiran'da açılışlar girdi. O zamanlarda 4-5 tane baba var imiştir. Baba Neki, Baba Şerif, Reşat Bardi, Baba Bayram ve daha bazı babalar onların yardımlarıyla Derya, yani başladı o şeye. Daha sonraları 1995'te 5. Bektaşiler, Dünya Bektaşiler Kongresi tutuldu. Ve orada o kongrede Reşat Barvi Baba dede babalık unvanına geçti. Ve o şekilde devam etti şeyini. Bugün Arnavut'ta Mücahit babalardan gayri müteahhit babalar da vardır. Onlar da bazıları kendileri kendi ailelerinden el çekip Derya bağlandılar ve onlar bugün yolu sürdürüyorlar. Buna kıyasen Türkiye'de var, fakat Türkiye'de erken evlerde sürüyor. Bir de burada Makedonya'da var bazı babalar, onlar o şekilde bu Bektaşi kurallarına, Bektaşi kanunlarına aykırıdır. Arnavut'ta 500 türbeden, 100 deryadan bunlar hepsi harap olmuş. Şimdi 1995'ten buraya kadar bir 30 tane onarım olmuştur. Ve onlardan yakın 100 tane teke, yani yeni tekeler, bu türbeler kalkıyor. Çünkü çok türbeleri onlar düzeltmiştir komünist devrinden. Bu şekilde faaliyet devam ediyor ve devam edecektir.